Manasıyla bir vlog olmayacak. Çünkü bugün muayenehaneye gitmem lazım. Birkaç hastama bakmam lazım. O yüzden bir miktar vlog, bir miktar muayenehane vlog olacak. Muayenehaneye 2-3 haftada bir gidiyorum. Dediğim gibi kısmi zamanlı gidiyorum. Hemen böyle bir saat içerisinde işimizi halledip çıkıyoruz. Tam silecek suyu lazım diyor. Bunu suyunu benzinlikte koyuyorlar değil mi? Bunu benzinliğe götürmek lazım. Ha, bana yol veriyorsun galiba. Teşekkür ederim. Yarın karantina uygulanacak 4 günlük diye muhtemelen. Bir normalden daha kalabalık yollar şu an. Acaba gevşedik mi? Bilmiyorum.
tedavisi yaptırmak istiyorlar. Aslında bu soru şu açıdan çok önemli. Çünkü pek çok hasta var ama kendisindeki ortodontik problemin farkında bile değil. Genellikle sosyal indikasyon, biraz önce de değindiğim gibi. Yani hasta eş seçiminde, iş seçiminde, arkadaş seçiminde bile mevcut ortodontik problemin kendisinde bir sıkıntı oluşturduğunu fark ediyor. Kendisini sosyal açıdan iyi hissetmiyor. Aileye baktığı zaman mutlu hissetmiyor. Alt yüz bölgesinde bir problem olduğunu fark ediyor. Hatta bazı çenesel problemlerde sadece alt yüz değil, ortodontik anomali üst yüze de sirayet etmiş olur. Yani hasta aynaya baktığı zaman evet, hoşuma gitmeyen bir şeyler var, bir problem var diyor ama bunun ismini koyamayabilir, olanabilir. Ve sizin çenelerinizdeki ve dişlerinizdeki problemler, bozukluklar tedavi edilebilir. İlişkin hastalar gördü ki hayır, onların da tedavileri yapılabiliyor. Yani aslında bakarsanız sağlam dişler, sağlam çene kemikleri, sağlam diş etleri olduğu takdirde bu tedavi her yaşta görebilecek bir tedavi. Küçüklerde belki biraz daha az problem olabilir diyelim ama işin iyi geçiyor. Merhaba. Biz hastalarımıza baktık az önce, gönderdik hastalarımızı. Şimdi sosyal mesafemizi koruyarak bir kahve içeceğiz sevgili asistanım Esra'cığımla. Hazırlayın, beğenirseniz onu koyun. Hı hı. Daha profesyonel yaparız sizden. Evet, aynen. Sen başarabilirsin, sana güveniyorum. Şöyle, muayeneyi ben gezdirdim size. Ama neyi nereden aldığımı, neyi ne şekilde ve kime yaptırdığımı söylemedim. Bunlarla alakalı merakınız varsa eğer ki, alta yazın isteyeceğim. Bir ev turu da gelecek. Ev turunda neyi nereden aldığımı söyleyeceğim ama muayenehanedeki
hani turda neyi nereden aldığımı söylemek çok ilgi çekici olmayabilir, bilmiyorum açıkçası bu konudaki görüşlerinizi. O yüzden alta yazarsanız gerekirse ürünleri nereye yaptırdığıma dair de bilgi vereceğim bir yeni video inşallah çekebiliriz. Kesin merak edecekler. Öyle mi diyorsun? Kesin. Şimdi bir çocukluk fotoğrafımı koymayı düşünüyorum. Çünkü hani bu kaş Allah'ın bana evet. verdiği kaş. Allah beni bu kaşla yarattı. Biliyorsunuz ben de sizi kaşınızın ilk yani bir boya zannediyorum. Gençlik fotoğraflarımızı gördüğümde de ben ikna olmuştum. Yani. Dedim ki hani daha gençlik derken sen 15 yaşında. O zaman da dedim ki evet gerçekten sonradan geldi aklıma. Orada da kaşlarınız böyle aynı, belirgin. Aynı yani çok beyaz tenli olduğum için ben ten makyajı sadece bu makyaj videomda da gösterdiğim gibi burun ağız ve göz altını kapatıyorum sadece. Yani bunu da böyle takip edeceğim. Şahin öyle yapıyor. Vallahi öyle yapıyor ya. Ben şok olmuştum ve dönüp diyorum kesin fondöteni dayıyor. Makyajım gerçekten aşırı değil. Artık şu makyaj bahsini kapatırsak gerçekten memnun olacağım. Şimdi muayeneden çıktık. Hospital Dent'e doğru gidiyoruz. Orada ev turu için çiçek almıştım arkadaşlar. Çünkü evimdeki çiçeklerin hepsini muayenehaneye getirmiştim. O çiçek gelmiş. Şimdi onu alacağım. Sosyal mesafe gereği de arabada Esra'yla bu şekilde yolculuk yapıyoruz. 4 günlük karantina öncesi İstanbul Fatih Akdeniz Caddesi. Gerçekten skandal. Bunu çıkartmamız lazım. Bunu böyle taşıyamayız. Kauçuk bu. Evet. Şurada şey var. Aa, terzi dükkanına göndermiş. Çalışmanın sonunda 42 hasta getirildik, %16.